Merhaba. Şuradan gidebilir miyim hemen? Çok heyecanlanıyorum sizlerin karşısında. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum arkadaşlar. Biraz sonra marmelat gelecek. Titriyorum. Gerçekten marmelat yokken titriyorum. Bir kusurum olursa şimdiden affola. Beni bir yetenek yarışmasıyla vantrolog olarak tanıdınız. Ben Çiğdem Dağtekin, vantrolog değilim. Aslında şöyle, okul öncesi öğretmeniyim. Vantrolog sadece benim işimin süsü, öyle diyeyim. Gelişim dönemi gereği çocuklara... Ay, şey su alabilir miyim? Bacaklarımın titrediğini görebiliyor musunuz? Gelişim dönemi gereği çocuklara bu tarz karakterler gerçek geldiği için ben sadece o kritik zamanı değerlendirdim ve vantrolog olarak konuşarak işimi devam ettirdim. Ama asıl önemsediğim şey okul öncesi öğretmenliği. Çünkü mutlu, umutlu ve iyi insanlar Pardon. Şey, bunu nereye koyacağım? Nasıl titriyorum? Seninle gelebilir miyim falan. Şaka yapıyorum. Mutlu, umutlu, iyi insanlar yetiştirmek, geleceğe güzel insanlar miras bırakabilmek için bu bölümü okumayı tercih ettim. Çünkü 2008 İsrail-Filistin Savaşı ile birlikte benim hayatım değişti arkadaşlar. O zaman çok fazla üzgün çocuk gördüm, mutsuz çocuk gördüm. Tabii daha sonra çevremdeki çocukları gördüm. O kadar fazla mutsuz, umutsuz çocuk vardı ki bir şeyler yapmam gerektiğine inandım. Ve bu çocukların, ay ilk defa böyle oluyorum, özür dilerim. Gerçekten de yani o kadar fazla sahneye çıkıyorum ama gerçekten de hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Daha önce de bir TEDx etkinliğim olmuştu. Gerçekten affınıza sığınıyorum. Çok fazla umutsuz, mutsuz, üzgün çocuk görmüştüm ve bir şeyler yapmam gerektiğine inandım. Ve o zaman bu çocukların mutsuz ve üzgün olmasını sağlayan insanlar da gördüm. Yani çocuklar o kadar farklı bir şeyin içerisindeydi ki yaşamaması, hatta yaşadığı şeyin var olduğunu bile bilmemesi gereken şeyleri yaşayan çocuklardı bunlar. Ve bunlara kötü davranan bu insanlar da yetişkin insanlardı. Ama onlar da bir zamanlar çocuktu. Yani onların da bir çocuklukları oldu. Ve nasıl bir çocukluk geçirdiler ki şimdiki zamanın suçluları oldular. O anda dedim ki bu temelden değişmesi gereken bir şey. Bizler bir şey yapabilirsek eğer çocukları iyi yetiştirmek de gelecekteki bu tarz bu ve benzeri insanların varoluşunu engelleyebiliriz. Ve ben bu şekilde bir kukla yapmaya karar verdim. Okul öncesi öğretmeniyim. Ama benim babam özel harekatçı, diğer amcam astsubay, diğer amcam savcı. Hayatımız emir komuta zincirinde geçince ben sisteme uyum sağlayabilen bir insan olamadım. Bu yüzden de sabit olarak öğretmenlik yapamadım. Bir iş geliştirmek istiyordum. Amacım iyi bir şeyler vermekti çocuklara. Bir şekilde dünyayı değiştirmek, işte gelecekteki o suçlu olma potansiyeli olan insanları azaltmak ve iyi insanlar yetiştirmekti. Sabit işe gitmek istemiyorum her gün. Çünkü daha fazla kitleye hitap etmek istiyorum. Çocukları eğlendirmek, mutlu etmek istiyorum. Aklıma kukla yapmak geldi. O dönem Türkiye'de böyle bir şey yoktu zaten. Çok fazla araştırdım. İzmir'de bir yer keşfettim. Ve bana şu an bile alamayacağım, yani şu an bile gerçekten bir kuklaya veremeyeceğim miktarda bir fiyatla bana kukla satmayı teklif etti. Ve nasıl bir şey geleceğini bilmiyorum. Şimdi öyle bir şey gelmeli ki zihnimde canlandırdığım bir karakter var. Evet, güzel olsun, şirin olsun. Çünkü çocuklar her ne kadar o dönemde bu tarz karakterleri gerçek olarak görseler de şirin olması gerek dikkate almaları için. Yani çirkin ve kötü bir karakteri çocuk dikkate almaz. Şirin bir şey olsun istiyorum. Kafamda tasarladığım bir karakter var ama adamdan ne geleceğimi bilmiyorum. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımı. Tabii ki de kabul etmedim, reddettim, oradan almadım ve yurt dışından bir kalıp getirdim arkadaşlar. O kalıp üzerine amaca odaklanarak yapmaya başladım marmelatı.
Hayatımda ilk defa kukla yaptım. Marmelat gerçekten de bu hale gelene kadar, bu sizin gördüğünüz o tatlı karaktere bürünene kadar çok aşamalardan geçti. İlk defa yaptım ve ilk 5 yaşında bir çocuk yapmaya çalışıyorum. 65 yaşında bir şey çıktı ortaya. Göz altı torbaları var böyle. Bismillahirrahmanirrahim, ben ne yaptım? Çocuklarım dahi gerçekten ilk yaptığımda marmelatı suratına bakmadılar. Falan değil. Geçtiler çünkü gerçekten bir çocuk formunda değildi. Yani benim istediğim öyle bir şey olsun ki o çocuklara mesaj verdiğinde çocuk onları onun söylediklerini dikkate alsın. Ama yaptığım karakterden her ne doğru mesaj çıkarsa çıksın çocuk onu kale almayacaktı. Bunu biliyordum. Ve marmelatı deneye deneye şu anki haline getirdim. 1,5 sene uğraştım arkadaşlar. İyi bir insan yetiştirmek kolay değil çünkü. Ben marmelatı sadece bir güldürü öğesi olarak da kullanabilirdim. Ama hiçbir zaman o şekilde düşünmedim. Esprilerim çocukların ya da sizlerin gülebileceği şekilde kalitesiz de olabilirdi. Eğitimsel içeriklerden farklı da olabilirdi. Ama ben bunu kendime yakıştıramadım. Bu nedenle hep doğru mesajlar vermeye çalıştım marmelatla. En son marmelatı formu tam olduğunda yarışmaya çıktım. Çünkü marmelat, vantrolog olarak, kendimi vantrolog olarak buldum. Çocuklarımda denerken, her şeyi bu arada çocuklarımda denedim. Çocuklarımda denerken dudaklarımı kıpırdatmadan konuştuğumu fark ettim. Yani şimdi bir okul öncesi öğretmeni için kukla nimet. Ama dudaklarını konuşturmadan, kıpırdatmadan konuşmak inanılmaz bir şey. Çocuklarımın arkasındaydım ve çenemin ağrıdığını fark ettim. Ayna vardı, şöyle baktım. Ben dudaklarımı kıpırdatmadan konuşuyorum. Tabii Türkiye'de olmayan ama aslında çok kadim, çok eski bir sanat olan vantroloji ile ben çok çok yeni tanışmıştım. Ve sesimi çok kontrolsüz bir şekilde kullandım. Şuursuz bir şekilde. Karakteristik sesi oturtmaya çalışıyorum ve durup durup her yerde deniyorum. Yani evde bir taraftan kuklalar yapıyorum. Damacana üzerinde böyle kuklalar. Eşim geçiyor, bir böyle yapıyor. Bir anda sesler deneniyor. Yemek yerken marmelatın sesini oturtmaya çalışıyorum. Hamza böyle kim konuştu? Böyle benim anneciğim, benim falan. O süre çok böyle aile içinde de çok karmaşık geçti. Sesi oturdu ve kendi çocuklarım yapım aşamalarını gördükleri halde marmelatı dikkate almaya başladılar. Ben onlara bir şey söylediğim zaman beni değil marmelatı dinliyorlardı. Ve burada fark ettim ki ben marmelatla istediğim her mesajı verebilirim çocuklara. Ve verdiğim her mesajın da karşılığı dönüyor. 9'da yatan çocuk 9'da yatıyor. Beyaz işte çorba, işte salçasız çorba içmeyen çocuk. Marmelat bir kere söylüyor ki eğitim kurumları genelde davranış değiştirmeye, doğru davranışı kazandırmaya yönelik eğitimler verir. Okul, işte öğretmenler o kadar uğraşmış ama çocuğa o çorbayı içirememişler, tattıramamışlar bile. Aile o kadar uğraşmış, yaptıramamış. Marmelat bir kere söylüyor, çocuk içiyor. Şimdi bunu fark ettikten sonra zaten amacım iyi insanlar yetiştirmekti. Bir eğitim programı hazırladım marmelatla birlikte. Söylediğim, yazdığım her söze, yaptığım her davranışa dikkat etmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü marmelatı zaten sevdikleri için dikkate alıyorlar. Ama onu ben konuşturduğum için de aynı zamanda onlar için rol modelim. O yüzden yanlış yapma lüksüm yok. Yani bunu eğitimci kişiliğimle söylemiyorum. Sadece çocukların sürekli gözlemlediği insanlardan birisi olarak söylüyorum. Çünkü çocukların gözü hep sizin üzerinizde. Hiçbir şekilde yanlış yapma lüksünüz yok. Onların dünyası bizim kadar arkadaşlar. Bizim onlara sunduğumuz, bizim onlara gösterdiğimiz kadar. Biz bir şey için kötü diyorsak artık o şey onlar için de kötü. Bir şey için iyi diyorsak artık onlar için de iyi. Burada anlatmaya çalıştığım şu. Ben bu üzgün çocukları fark ettiğimde onların üzülmesine sebep olan insanları da fark ettim. Ve onların çocukluklarını da fark ettim. Şu an suçlularını asla savunmuyorum. Onları savunacak zerre nedenim yok. Olamaz da. Ama iyiyi, doğruyu, iyiyi, kötülüğü, doğruyu, yanlışı ne şekilde öğrendi bu çocuklar? Ne şekilde öğrenip de büyüdüler? Benim odaklanmaya çalıştığım olay bu. O yüzden de marmelatla hep bu mesajı, doğru mesajları vermeye çalıştım. Eğitim kurumlarında işte değerler eğitimi üzerine
konular işledim. Her metnime, her kelimeme dikkat ettim. Çünkü bir kelimeyle çocuğun hayatını, beynindeki bütün algıyı değiştirebilirsiniz. Yaptığım her davranışa dikkat ettim. Ve zamanla hem ses olarak Marmelat daha karakteristik bir şekilde oturdu, hem de form olarak oturdu. Şimdi eğitimde bu kadar dönütünü alınca istedim ki bütün meslektaşlarım görsün. Çünkü bu gerçekten de hem kurumların, hem ebeveynlerin, hem de öğretmenlerin çocukta olmasını istediği davranışları sağlayan çok güzel bir araç. Tabii benim için en önemli kaynak ulusal medyaydı. Ve ben de yarışmaya çıktım. Hayatımda da katıldığım ilk yarışmadır bu arada. Çıktık orada hep şarkı söyledik. En son hatta finalde dedim ki ben buradan mesaj veremeden ayrılamam deyip bir rap şarkısı, müziği satın aldık ve onun üzerine mesajlarımı içeren bir söz yazıp o şekilde ayrıldık yarışmadan. Bu şekilde bütün Türkiye bizi tanımış oldu. Kısmen aslında amacımı gerçekleştirmiş sayıyorum kendimi. Ama bitmedi tabii. Yani daha yolumuz uzun. Çünkü her gün yeni çocuk doğuyor. Ve her gün yeni insanlar yetişiyor. İyi insanlar yetiştirmek üzerine kurulu bizim fikrimiz, düşüncemiz, yaşam tarzımız. O yüzden de daha da devam edecektir bu. Marmelat'la biz artık bütün çocuklara ulaşabiliyoruz. Vermek istediğimiz mesajları bütün Türkiye'nin her yerindeki çocuklara giderek veriyoruz. Üniversitelerde bölüme, bu bölüme, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi bölümüne, çocukla ilgili olan her bölüme ben Marmelat'ın kukla kullanımının çok büyük etkisi olduğuna, etkide bulunduğuma inanıyorum, katkıda bulunduğuma. Üniversitelerde nasıl entegre, eğitime nasıl entegre ettiğimle alakalı bütün bilgilerimizi paylaşıyoruz, seminerler veriyoruz. Zannediyorum ki bundan sonra daha dikkatli olacağız, daha çaba göstereceğiz bu konuyla ilgili. Ben kendi yeti ve ilgi alanlarıma göre geleceği iyi insanlar miras bırakabilmek için Marmelat gibi bir aracı kullanmayı yeğledim. Kendimce bunu güzel de başardığıma inanıyorum. Çünkü sosyal medyada ya da orada burada Marmelat'ın ağzından bir tane kötü söz duyamazsınız. Bir tane olumsuz davranış göremezsiniz. Çünkü bütün davranışları olumludan vermeye çalıştım. İnsanoğlunda şöyle bir şey var. Olumsuz örnekleri, modelleri çok daha çabuk ve rahat kavrayabilmeye meyilliyiz. Bu yüzden her şeyi olumludan vermeye çalışıyorum. İnşallah sizler de kendinizce bir çaba içerisine girersiniz. Çünkü geleceğin iyi insanları bizler sayesinde olacak. Ben hepimizin elini o taşın altına sokması gerektiğine inanıyorum bu bağlamda. Bu kadar heyecanla nasıl bu kadar konuştum onu da bilmiyorum. İnşallah sıkmamışımdır sizi. Ve Marmelat'ı izninizle sahneye davet etmek istiyorum. Marmelat. Bebeğim aşağıya bak, yukarıda değil insanlar. Bana bakar mısın? Biraz sağa dön Marmelat. Nasılsın? İyi. Gelsene sahneye. Utanıyorum. Ben mi alayım seni? Tamam, alıyorum hemen. Bu arada bu yaptığım şey de öğretmen adayları varsa onlar için de bir eğitim. Gel bakalım. Çıktı sakalım nasıl? Hayır. İkisi nerede? Anam nerede? Şey izliyor. Hayır, seni çekiyorlar. Ya! Anne ne kadar çoklar. Ay, ben de heyecanlanıyorum. Sen var ya heyecanlanma Allah aşkına. Kenan. Nasılsınız? Bunların deli yok. Hayır. Genelde biz konuşuyoruz. Soru sormuyoruz ya arkadaşlarımıza Marmelat o yüzden. Şuraya ayağınızı delir miyim? Tamam. Dokunabilir miyim? Marmelat'cığım insanlar sana bakıyor. Dikir dokunayım ne olur. Tamam. Ana yumuşacık. Ne anlattın sen? Marmela seni nasıl var ettiğimi anlattım. Hangi amaçla var ettiğimi anlattım. İyilik yapıyoruz biz. Evet iyilik yapıyoruz, iyilik dağıtıyoruz. Şu an kör oldun. Tilaş gözünü aldı. Bu ışıklar ama seni daha iyi görmelerini sağlıyor Marmela. Sen ne yapıyorsun? Görüntü yermiyoruz. Anneciğim insanlara, bebeğim insanlara sataşmasan, direkt anlatsan kendini. Annen beni iyilik yapmak için davet etti. Bir dakika ayağın döndü. Sizin de dönüyor o ayağınız. Bebeğim bizim ayağımız dönmüyor. Anlıyorum. Okullara gidip çocuklara güzel davranışları anlatıyoruz. Öğretmenlere de anlatıyoruz.
Anne dini gösteriyor, karnını açıyor. Bebeğim ne yapıyorsun? Üniversitelerde marmelatı form olarak anlattığım yapılışını, zaten amacım oydu. Öğretmen arkadaşlar da bu tarz bir şey yapsınlar diye. Üniversitelerde formunu anlatıyorum. Göbeğini açıyorum, kollarını gösteriyorum. Ayakkabılarını çıkarıyor, çoraplarını da çıkarıyor. Evet, bütün vücudunu, formunu orada anlatıyorum ki herkes bundan istifade etsin. Çünkü biz gerçekten marmelattan çok istifade ettik. Diliyorum canım benim. X'in nerede? Marmelat X'ini alacağız. Teşekkür eder misin? Teşekkür ediyorum. Ana yukarıda da insanlar da nerede? Çocuk kaçmış oraya. Hayır. Bak orada da varlar. Sizi göremiyorum. Nerede? Ne kadar ilginç. Ana çocuk. Nasılsın? Seni tanıyorum. Artık gitmemiz lazım. Biraz konuşayım ne olur. Nasılsın? Arkana da kız çocuğu gelmiş. Nerede? Sen nasılsın? Senin adın ne? İpek. Çocuğun anneciğim İpek. 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 Adını söyleyemiyorum. Kusura bakma. Ama yine de seviyoruz değil mi? Bazen arkadaşlarımız böyle isimlerimizi söyleyemeyebilir bazı harfleri. Ama yine de çok seviyoruz değil mi onları? Çocuğun dili yok. Var değil. Utandı sadece. Teşekkür eder misin? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen X'ini alıp gidiyorum. X verecekler sana. Çok teşekkür ediyorum. Bir kusurum olduysa gerçekten kusura bakmayın. Teşekkürler, sağ olun. Hoşçakalın. Gidiyoruz biz. Yanık koymuşlar. Hoşçakalın.